İster edebiyatımızın uyumsuzu deyin, ister ikinci yeninin ilhamı. Hem üzünlü hem özgüvenli. Röterli Kadın'ın ilk bölümü Tomris Uyar ile başlıyor. Gözlerini 15 Mart 1941'de İstanbul'da dünyaya açar. Annesi avukat, babası ise hem avukat hem yazardır. Tomris ismi Yunanca kökenli bir kelimedir ve M.Ö. 6. yüzyılda yaşadığı varsayılan tarihin bilinen ilk kadın hükümdarının adıdır. Tomris'in hayatı o yıllarda oldukça rahat. Evlerindeki sohbetlerde bol bol edebiyat ve tiyatro konuşuluyordur. Çocukluğu nezih semtlerde ve okullarda geçer. Beyoğlu'ndaki İngiliz ortaokulunda ilk öğrenimini, Arnavutköy'deki Amerikan Koleji'nde de lise eğitimini tamamlar. Entelektüel, duyarlı ama biraz da kendileri gibi olmayanlara tepeden bakılan bir ortamda yetişirken olduğu ve olmak istediği kişi için tezat düşünceler doğar zihninde. Yıllar sonra öykülerinde hayatın kenarında unutulmuş karakterleri yazacaktır. Böyle bir ailede yetişip de bambaşka hayatları anlayabilmek ve yazabilmek de zaten Tomris Uyar olabilmektir. Yaşar Kemal, Reşat Nuri Güntekin, Peyami Safa gibi yazarları ailesinin dostları olduğu için henüz okul çağı başlamadan tanır. Okumayı öğrenir öğrenmez de büyük bir tutkuyla kitap okumaya başlar. Anton Çehov, Virginia Woolf, Franz Kafka ve Sait Faik Abasıyanık o yıllarda en sevdiği yazarlardır. Kolejden sonra İktisat Fakültesinin Gazetecilik Enstitüsü'nde okumaya başlar. 1965 senesinde ilk öyküsü Kristin Türk Dili Dergisi'nde yayımlanır. Henüz 20'li yaşlarında kendine has merakı, becerisi ve dünyası olan yetenekli, çalışkan ve başarılı bir kadındır. Seçmiş olduğu meslekte cesur ve kararlıdır. Evcilleşmeyen ve bağlılığını yitirmediği tek duygusunun edebiyat olduğuna karar verir. Cemal Süreyya ile 1964 senesinde edebiyat çevresinde tanışır. Cemal Süreyya'nın daha önceden yayımlamaya başladığı ama maddi sebeplerle devam ettiremediği Papyrus dergisine Tomris Uyar adeta yeni bir kan olur ve Papyrus uzun soluklu bir yayın hayatına girer. Küçük Prens'i 1966'da birlikte çevirirler. Her bir kelimesi için yoğun emek harcarlar. Kısa bir kitap olmasına rağmen en uzun zaman ayırdıkları çeviridir. Tomris Uyar o günler için "Gören olsa dünyayı kurtarmakta kararlı olduğumuzu sanırdı," der yıllar sonra. Kitabın diline kattıkları şiir inceliğiyle de dünyadaki en iyi Küçük Prens çevirilerinden birine imza atarlar. Tomris Uyar yoğun bir şekilde çeviriye ayırır zamanını. Eğitimini hep yabancı okullarda sürdürmesine, yabancı dile yatkınlığı olmasına rağmen çeviriler sürecinde Türkçesini en usta öykücüleri bile kıskandıracak düzeyde geliştirmiştir. Türkçenin tüm damarlarına, söz oyunlarına hakimdir artık. Öykü, ana dilini çok iyi tanıdıktan sonra geçmeye cesaret edebileceği bir üst mertebedir onun için. Öyle de yapar. Kolejden mezun olurken kazandığı yurt dışı burslarını "Türkçeden uzak yaşayamam" diyerek reddetmiştir zaten. "Yazarlık, yazdığın dile aşık olmaktır," der. Okuduğu kitaplar ve çeviriye harcadığı emek ile kör kütük aşık olur diline. Artık yeterince hakim olduğuna inandığı bu dilin içinde sıra kendi sesini yaratmaktadır. Papyrus'un yanında Varlık, Soyut ve Yeni Dergi gibi yayınlarda da öyküler yazar ve edebiyat çevresinde kendine sağlam bir yer edinir. İlk kitabı Suya Yazılı'nın tek nüshası Papyrus'un yazıhanesinde çıkan yangında yok olur. Genç bir yazar adayı için elbette çok zor bir durumdur bu. Tomris Uyar bu kitabı aklında kalanlarla yeniden yazmaya uğraşmaz. Olan olmuştur. O bu kitaba takılı kalmadan, hevesini kaybetmeden yeni kitaplar yazmaya devam eder. 1971'de okuyucusuyla buluşan ilk kitabı İpek ve Bakır yayımlanır. Kitapta yaşamla yeni yeni yüzleşen naif bir yazarın sesi vardır. 1973'teki ikinci kitap Ödeşmeler'de bu ses yerini kendinden daha emin ve olgun bir sese bırakır. 1975'teki Diz Boyu Papatyalar'da dışarıdan göründüğünün aksine içindeki hüznü deşifre eder okurlarına. 1979'daki Yürekteki Bukağı onu ilk kişisel ödülüne taşır. Sait Faik hikaye armağanını kazanır bu kitabıyla.
O dönemin en meşhur edebiyat akımı ikinci yenidir. Tohum-i Suyar da edebiyat dünyasının önemli yazarlarından biri olarak bu akımın mesnubu şairlerle zamanını bir arada geçirir. Edebiyat konuşmaktan ve tartışmaktan da fazlasıyla keyif alır. 1986'da yaza yolculuk ile ikinci kez Sait Faik hikaye armağanını kazanır. Her geçen gün daha da kendi sesini bulan kalemiyle edebiyatımızın temel taşı olacak öykülerini yaratmaya devam eder. 1987'de Haldun Taner Öykü Ödülü 3 yazara birden verilir. Murat Anmungan, Nedim Gürsel ve Tomis Uyar. Seçici kurulun yalnızca 3'te 1'inin kendisine oy verdiği bir yarışmanın ödülünü alırsa, geçmişine ihanet edeceğini düşünür ve Tomis Uyar ödülü reddeder. Bir edebiyat ödülünün reddedilmesi tarihimizde ilktir. 1990'da yayımlanan 8. Günah'ta kibrini, açgözlülüğünü, bencilliğini gizleyen insanlığın makyajlanmış yüzünün altındaki hallerini yansıtır. Yalnızlık sözcüğünü neredeyse hiç kullanmadan okura yalnızlığını fısıldar. 30'ların Kadını, Yaza Yolculuk, Gece Gezen Kızlar, Aramızdaki Şey adlı kitapları kendisiyle hesaplaşmasıdır. Çehov'un "Yazmak biraz da silmektir" cümlesini kendi yazın hayatının felsefesi yapar. Öykülerindeki yalınlığıyla simgelere ve mecazlara başvurmaz. Ayrıntılara önem verse de öykülerin ayrıntılara boğmaz. Kendi yalınlığını ve yalnızlığını serer sayfaların üzerine. Tomis Uyar, 2003 yılında kanser hastalığı yüzünden aramızdan ayrıldı. Artık onu hiç kimse kozasından çıkaramaz.